kentlerin en büyük sorunu hava kirliliği Bursa'yı da tehdit ediyor. Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'nin yaptığı tespitlere göre 1 milyon hane halkının %55'i doğalgaz, %45'inin kömürle ısınması kirliliğin boyutlarını gösteriyor. Şimdi Bursa bildiğiniz gibi sanayi kenti ve sürekli göç alan bir kent. Nüfusu da sürekli olarak artış gösteriyor. Buna paralel olarak da tabii araç sayesinde de ciddi anlamda artış var. Her yıl 50 bin civarında araç sayısı trafiğe Bursa'da çıkıyor. Şimdi hava kirliliği nerelerden oluşuyor? Bir sanayiye bağlı hava kirliliği var. Bu Bursa'nın aslında kentleşme açısından talihsiz bir durumu. Neden talihsiz bir durumu? Çünkü Bursa kenti sanayi ile iç içe olan bir kent. Dolayısıyla sanayiden çıkan baca gazlarında kent yaşamını olumsuz yönde etkilediğini ve bununla ilgili de aslında önlemeye yönelik ciddi önlemlerin alınmadığını biliyoruz. İkincisi, konutlardan gelen hava kirliliği söz konusu yakıtlardan kaynaklanıyor. Nedir? Isınma amaçlı olarak biz ağırlıklı olarak Bursa'da aslında doğalgaz çok yaygın. Ama bu doğalgazın yaygınlığı bütün Bursa merkezindeki bütün konutlarda kullanılıyor anlamına gelmiyor. Elimizde şöyle bir bilgi var. Bursa'da 1 milyona yakın hane sayısı var. 6 merkez ilçeden bahsediyorum. Bağlı 6 merkez ilçeden bahsediyorum. Gemlik hariç burada. Buradaki 1 milyon konuttan %35'inde soba yakılıyor. %65'i doğalgaz abonesi. Ancak %10'u da doğalgaz abonesi olup da doğalgazı kullanmıyor. Yani bunlar da büyük ihtimalle elektrik ya da sobayla ısınıyor. Dolayısıyla şu andaki Bursa'da doğalgaz kullanım oranı %55. %45'i de ağırlıklı olarak kömür kullanıyor. Kömürün kaynağına baktığımızda ise devlet burada karşımıza çıkıyor. Devletin ucuz ve kalitesiz kömürleri bedava olarak da vatandaşlara dağıtması neticesinde vatandaşlar bunları kullanıyorlar ve kalitesiz kömür de hava kirliliğine ciddi anlamda etki ediyor. Hava kirliliğinde üçüncü etmende ulaşım. Ulaşımın karayollarına bağlı olması, Türkiye genel içinde böyle, Bursa içinde böyle, karayollarına bağımlı olması ve bütün ulaşımı neredeyse bizim karayolu araçlarıyla, otobüslerle, minibüslerle, taksilerle, özel araçlarla kullanıyor olmamızdan kaynaklı olarak da ciddi anlamda araçların karbon emisyonunu havaya salgıladığını görüyoruz. İlimizde şu anda mevcutta 4 tane hava izleme istasyonumuz bulunmakta. Bunlara bizim Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerimizde kurulu. Bakanlığımız ile Avrupa Birliği arasında beraber yürütülen bir proje kapsamında Marmara Bölgesi Hava Kalitesi alanında kumsal yapılandırma eşleştirme projesi kapsamında Bursa ilimiz pilot il seçildi. Buna istinaden ilimizde 5 tane daha ilave hava istasyonu kuruldu. Hava kalitesi izleme istasyonu. Bunlardan test verileri alınmaya başlandı. Bunlardan alınan verilere doğrultusunda da bakanlığımızla Avrupa Birliği arasında Bursa ilinin eylem planı hazırlanma aşamasında. Bu 5 tane istasyon kurulmasından sonra ilimizdeki hava kalitesi hakkında daha sağlıklı bilgi edineceğiz.